Arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Aracımız Peugeot 3008. Motor yağı ikaz yanıyor diye geldi. Evet, baktık yağlanması yanıyor arabanın. Araba da böyle tikleyerek böyle aptal aptal çalışıyor. Biz bir testleri yaptık. Buraları sökmeyince, şu gördük, parça sökmeyince işte yağ basımını ölçtük. Müşürüne baktık, orasına burasına baktık, yağına baktık. Filtreyi söktük ki filtre bu hale gelmiş. Gördüğünüz gibi. Müşteri de arabanın yağını yeni değiştirdiğini söyledi. Hiç erimiş, dişi falan böyle. Biz şöyle söktüğümüzde filtre. Büzüşmüş iyice yani. Filtreyi söktüğümüzde de bu hale gelmiş gördüğünüz gibi. Müşteri sorduğumuzda filtrenin yeni değiştiğini söyledi. İçinde görünce şok oldum. Neyse biz yeni filtreleri falan filan taktık. Yağını falan doldurduk. Lamba yine sönmedi. Ondan sonra yağ basınç manometresini bağladık. Baktım ki ibre hiç kımıldamıyor yerinden. Yağ basıncı ibresi. Bu sefer manometreyi söktüm, marşa bastım. Hiç yağ gelmiyor. Anladık, tamam, yağ gelmiyor. Hemen bunu tekrardan açtığımda içine baktım ki şu iç kısmı gözüküyor mu? Gördüğünüz gibi parçalar oraya birikmiş. Orada şuraya kadar geliyor. Şurada da bakın şu parça içinde duruyor şöyle şu anda hala. Ben şimdi onu çıkarabilirsem size göstereceğim. Erimiş ve şu parça gördüğünüz gibi, şöyle göstereyim. İçinde tüm yağ kanalını tıkamış. Bu filtrenin şuradaki eriyen parçası. Şuradaki eriyen parçası oraya gitmiş, kanalı tıkamış. Daha hala içinde bir sürü miktar da var. Şöyle gördüğünüz gibi. Arkadaşlar, içindeki parçayı şuraya dökeceğim, şuradan görün. Yeni parçalar. Bütün filtrenin gitmiş olduğu gibi yağ kanalını tıkamış, açıldı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Cam gibi oldu. Şimdi bunu yıkacağız, takacağız. Lambayı söndüreceğiz. Bizim burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus şu filtreler arkadaşlar. Kağıt deyip geçmeyin. Kalitesi çok önemli. Burada piyasada bir sürü marka var. Bu şu anda en iyisi gibi gözüküyor isim olarak. Üstünde logoları basmışlar, ismini yazmış, her şeyi yazmışlar. Lakin çakmaları çok oluyor bunların. Takarken kesinlikle katı sürekli iyisini takmak gerekiyor. Yağ filtresi çok önemli. Yani bizim böbreğimiz iyi yani. Böbrek olmasın, yaşayabiliyor muyuz? Yaşayamıyoruz. Kocaman oda kadar diyaliz makinesine bağlıyorlar, anca temizliyorlar. Bu da o böbrek gibi halinde çok önemli. Bütün tabaçlar her şeyi iyi süzüyor. Ayrıca şuradaki plastiklerin kalitesi düşük. Arkadaşlar, şimdi bu plastik kalitesi düzgün olmazsa, örneğin orijinalinin sıcaklığı 100 dereceye, 150 dereceye dayanıyorsa bununki 100 dereceye dayanmıyor. Plastik kalitesi çünkü. Kaliteli yaparlarsa orijinal parası gibi oluyor. Yan sanayi yapmaları gerekiyor para kazanmaları için. Yan sanayide taktığınız zaman arabanıza orijinal diye. Bunun ustalar çok dikkat etmesi gerekiyor. Araç sahipleri bilmezler. İnternetten aldığınız filtrelere ve malzemelere çok dikkat edin. Usta buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Benim filtrelerle alakalı videolar var. Ben onu videonun sonunda yukarıya koyacağım. Oradan izlersiniz. Geçmişte çektiğim. Bu çok önemli. Yağ filtresi, yağ filtresi, işte yakıt filtresi, polen filtresi neyse aşırı sıcaklığa dayanamayınca gördüğünüz gibi erimiş ve gitmiş olduğu gibi kanalı tıkamış ve yağlamayı kesmiş araba. Çok önemli. Yağ değişimi yaparken yağlarla alakalı videolar da gelecek. Daha böyle kaliteli, üst düzey videolar gelecek ama dediğim gibi böyle bir ekibimiz az, takipçimiz az. Yüksek takipçiye hitap edebilmemiz için biraz daha yüklememiz gerekiyor. İklim şartlarında hangi yağları kullanmamız gerekiyor? Bunların hepsini ben size detaylı olarak anlatacağım. Örneğin işte Akdeniz ikliminde ne yağ kullanmamız gerekiyor? Karadeniz'de ne? İç Anadolu'da ne? Yani buradaki soğuklukları sıcaklıklara göre değişiyor. İşte Erzurum'da kışın kullandığı yağ ile
Antalya'da kışın kullandığın yağ bir olamaz yani. Tabii ki farklılıklar var. Bunlar neler? Hepsini detaylıca anlatacağım arkadaşlar. Bu tarz videolar devam için hoşçakalın. Yalnız kanala abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.